Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çeto. Bugün sizinle beraber Apple Watch 3 kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Aranızda şunu diyenler olacak. Ben bunları şimdiden duyuyorum. gözümde yanlanıyor böyle. Ee arkadaşlar diyeceksiniz ki işte kardeşim bu ürün 3 yıl 4 yıl önce çıktı. İşte kardeşim bu yıl 3 yıl 4 yıl önce kutu açılımı yapıldı. Sen niye şimdi yapıyorsun falan filan. Arkadaşım bu ürün 3-4 yıl önce çıkmış olabilir. Benim bütçem bu seneli verdi. Ben bu sene alabildim. Bu sene nasip oldu diyelim. Allah bu sene nasip etti. Ve e, hayalim olan bir şeydi. Hayalim değil aslında. Öyle marka takıntısı olan biri olduğum için birazcık. Hayalimden ziyade hoşuma gitti. Böyle tarz olduğunu düşündüğüm için ve saat normalde saat takmayı sevmeyen biriyim ama spor saati olduğu için o yüzden almak istedim Hoşuma gitti. Bütçeme uygun buldum bir tane. İkinci el aldım bunu ben. Dedim tanıdıkta bir de burada bizim bir abimiz var Sami. Ona da selam olsun. Bülük buradan sağ olsun. benim yıllardır arkadaşım olan bir abim. O da dedi ben de böyle var. İşte satarım sana falan filan sağ Dedim ben de bir fiyat araştırması yaptım. Fiyatı bana uyduktan sonra ben almaya karar verdim arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir saat, hoşuma gitti. Özellikleri ne, avantajları ne, dezavantajları ne? Yaklaşık 5-6 aydır kullanan biri olarak size bundan bahsedeceğim. Üniversitenin ilk haftası veya ikinci haftası falan aldım ben bu saat arkadaşlar. E şimdi size şeyden bahsedeyim. Şöyle öncelikle kutu tasarımından bahsedeceğim biraz. Kutu da şöyle şey çıkmış halde gelmişti bana. Yani bunda o kadar büyütecek bir şey yok tabii de. Yani böyle sarkıyor. Burada sadece şey yazıyor. Nedir onun adı? Apple Watch işte serisi yazıyor arkadaşlar. 42 milim. Yani o ekran büyüklüğü dediğimiz olay. 42 milim case diyor. Space Gray diyor. E, rengi spe uzay greysi. E, ve e, spor band diyor. Bunların kendi kordonları var. Onun muhabbeti. Bir de bunun Nike için üretilenleri falan var. E, bize bu nasip oldu. Ben bunu aldım. Buna diyor işte burada kutunun içindekiler diyor. Apple Watch kordonu falan filan diyor. Güç adaptörü diyor. Bir şeyler bir şeyler diyor. Neredeyse yani arkadaşlar şurada seri numarası falan yazıyor. Yavaştan kutuyu açayım ben. Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Şöyle kutuyu açıyorum yavaştan. Arkadaşlar kutunun öncelikle iPhone ve Apple kutusunda bildiğiniz üzere e, bu şekil yani normal bir iPhone kutusu da alsanız şu olay sizi karşılıyor, karşılıyor sürekli iPhone kutularında vesaire vesaire yani bu sürekli sizi karşılayan bir şey bunun içinde ne var e, bu Apple Watch'un içinde iki adet kullanım kitapçığı var sonra işte Apple 3 falan yazıyor bu şekil. Bu kullanım kitapçı gibi bir şey arkadaşlar. Bu çıkıyor içine Bir tane de yedek kordonu gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yani normalde çıkıyor mu bu muhabbeti pek bilmiyorum ama bundan çıkmıştı yani. E, yedek kordon var diye almıştım ben bunu hatta. Bu M ve L bedeni olan. E, benim şu an asıl kullandığım yani şu an üzerinde olan kordon ise S ve M olması lazım. Bunu da aldık arkadaşlar işte böyle yani bana bu büyük geldiği için, gerçekten fazla büyük geldiği için ben bunu şey yaptım. Neden ona da SVM ile değiştirdim. O da tam oturdu bana. Tam benlikmiş. Yani tam bana göreymiş. Zaten şurada da yazıyor göreceğiniz üzere SVM diye. Yani yedek kordon bir tane çıkıyor. Yedek kordondan kastım da arkadaşlar sadece şu kısmı göstereceğim şimdi bir saniye şunu koyayım. Sadece şu kısmı arkadaşlar. Şurada göstereceğim kısım. Bu kısım veriliyor. Şu kısım yedek verilmiyor arkadaşlar. Saat şuralarından arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Hani saat kordonu değiştirmek istiyorsunuz atıyorum fazladan kordon aldınız değişik kordon şu şekilde sökebiliyorsunuz isterseniz da değiştirebiliyorsunuz çünkü renk renk kullananlar var bunları tabi ben renkle renk kullanmadığım için benim şeylerim hevesliktir şu şekilde göstereyim nedir onun adı bu tür alımlarım hevesliktir arkadaşlar bunu aldıktan sonra tabi hevesim geçti otomatik olarak ve bunu adam akıllı kullanmamaya bile başladım. Şimdi e, tekrar takayım, özelliklerinden falan bahsedeyim. Kutu içeriğine bakalım tekrardan. Kutu içeriğinde başka bir şey var mı onu göstereyim size varsa. Arkadaşlar şuradan e, normalde şarj aleti çıkıyor, adaptör çıkıyor. Ben aldığımda adaptörü yoktu ama ben şöyle bir çözüm ürettim. Hemen onu da göstereceğim. Arkadaşlar bu zaten e, manyetik, e, mıknatıslı bir şey. Şarj aleti şöyle göstereyim. Direkt bunu şu şekilde şuraya takıyorsunuz bu, bu şekilde şarj oluyor. Adaptör yoktu ve ben bu adaptörü nasıl oldu? E, DJI Osmo Mobile 2 aldım ben şey için. E, gimbal aldım. Onu da hediye geldi. Onunla beraber kullanıyordum. Bu da öyle elimde bulunmuş oldu yani. Şarj aleti bu kısaca. Bir de bunun normalde iPhone yani o iPhone orijinal adaptör veriliyor ama bizim arkadaşlar 60 e, atmış mı artık başka şey mi kullanmış öyle bir şeyler olmuş. Her neyse bu da tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kutuyla şey şey e, şarj aletiyle adaptör çıkıyor dediğim gibi. USB kablosuyla. Ee, bu kutu içeriği bu kadardı. Hemen şöyle kutuları kenara alalım. Arkadaşlar kordonları yerine takayım tekrardan ben. Arkadaşlar gördüğünüz üzere saatim şu an e, bu şekilde duruyor. E, şimdi bunu nasıl şey yapacağız? Onu göstereceğim size. Arkadaşlar saatinizi şöyle göstereyim. Saatinizi kolumuzda taktıktan sonra. Bunu e, şu kadran bölümü var bakın göstereceğim şimdi şu ekranda gördüğünüz kadran niye böyle direkt göstermek varken böyle konuda zorlanıyorum ya Bu kadran bölümüne arkadaşlar internetten yani şey internetten demişim telefonunuzdan şurada Apple Watch kısmı var Şöyle göstereceğim gördüğünüz gibi benim direkt bağlantı olduğu için çetin Apple Watch'u diyor e, 42 milimlik yani 42 milim dediğim muhabbet şu arkadaşlar ekran boyutu bunun 38 milimi var 40 milimi var ve 42 milimi var Apple e, 3 serisi için konuşuyorum. 4 ve 5'te 44 milimde çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yanlışım yoksa. E, 44 milim de vardı e, Apple Watch 4'te. Bunu işte arkadaşlar şu şekil buradan uygulamaları indirebiliyorsunuz. Güncellemeleri buradan yapıyorsunuz. E, modüller diyor, Siri diyor, Aktivite Dijital diyor, Numanetik Doğu diyor, Numanetik Mono diyor, işlevsel mikifare Astronomi, e, Kaley, Doskop, Nefes. ve e, burada kombinasyon ne yazıyor lan burada? Arkadaşlar gerçekten şöyle çok tuhaf şeyleri de var, yazıları da var. Komplik komplik asyonlar, komple değişik bir şey ya. Burada bildirim kısmı var arkadaşlar. Hangisi sizde gözüksün, hangisi gözükmesin onu ayarlıyorsunuz. Aynı telefon gibi düşünün. Ee, sonra uygulama yerleşimi var. Ee, hangi uygulamanız nerede gözüksün? Atıyorum bunların yerini değiştirebiliyorsunuz bu şekil. Tabii ben değiştirmek istemiyorum. Rastgele kalsın böyle. Ee, şu an size bir telefonda nasıl kontrol ediyor onu gösteriyorum. Direkt sonra şeye geçeceğim burada genel kısmı arkadaşlar yazılım güncellemesini buradan ayarlayabiliyorsunuz İsterseniz otomatik isterseniz normal güncelleme yapıyorsunuz İsterseniz uçak moduna alabiliyorsunuz isterseniz rahatsız etme moduna aynı telefondan hiçbir fark yok arkadaşlar arama dahil yapıyor yani bir sıkıntısı yok yani bu tür yani nasıl diyeyim size bu ama şunu söyleyeyim bu bir ihtiyaç değil arkadaşlar bu bir lüksdür yani ee, herkesin aman aman alması gereken bir şey değil. Şu telefonum varsa buna gerek yok. bunu nasıl, ne, için alırsın? Görünüş için alırsın. Hevesin var o yüzden alırsın. Yani yoksa e, işte ben saat alayım saat bana lazım. Bu yok abi bu böyle bir şey yok yani. Ha şu olur adam telefona bakacak e, kıçını kaşıyacak vakti yoktur affedersiniz. E, saatle görüşüp şey yapar kapatır orası ayrı konu. Bu lazımdır bu ihtiyaçtır o zaman. Ama nasıl diyeyim sana? Yani sadece sırf yani bu olmasa da olur yani arkadaşım. Yani bu olmasa da olur onu demek istiyorum ben sana. Ben ne için aldım dediğim gibi hevesim vardı. Kula kullandım biraz. Bir anlık hevesle aldım kullandım. İkinci gün takmadım bile öyle söyleyeyim ben sana. Her neyse burada erişebilirlik, ekran ve parlaklık her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kısaca e, parola, ses ve dokunuş, aktivite, antrenman. Bakın antrenman özelliği çok güzel birazdan bahsedeceğim size. İşte burada bir şeyler bir şeyler diyor. Bakın burada bir tane genel diyor yazım güncellememiz var bir tane. Gördüğünüz gibi indir ve yükle diyor. Ben şimdi bunu indirmeyeceğim tabii ki. Bunu indirsem size videoyu devam ettiremem. O yüzden şimdi yavaştan saate geçeceğim arkadaşlar. Saat e, şu an antrenmanı almışım ben bunu. Nedense. Her neyse. Şimdi arkadaşlar merak ettiniz. Biz bazı şeyler olduğunu inanıyorum yani. Ben de çünkü bunu almadan önce çok merak ettiğim muhabbetler vardı. Durun şu antrenman olayını kapatayım. Yeşil ışık o yüzden yanıyor bu arada. Aklınıza bir şey gelmesin. Karışmasın aklınız. kalp atış hızınıza dahi iyi şey yapıyor arkadaşlar. Hesaplıyor. şimdi arkadaşlar bakın şu kısımdan uygulamalarına uygulamanıza erişebiliyorsunuz. Buradan böyle gezip şey yapabiliyorsunuz, tozabiliyorsunuz. Mesela bir uygulamaya girdiniz. Aynı iPhone gibi düşünün. E, uygulamayı kapatmanız lazım. Şu kısımda gördüğünüz kısımdan. Evet, bak böyle mesajlar da geliyor. İnşallah bizi inşallah. Şöyle şuraya tıklıyorsunuz. Bir kere sola kaydırıyorsunuz. Ve çarpı butonuna basıp çıkıyorsunuz. Yani şarjlayamıyor ekstradan. Şu alt bölümde panel var gördüğünüz gibi. Wi-Fi modu titreşim modu. Telefonunuzu da alıyor aynı zamanda. Ee, şarj modu. E, zil yani yine sizi sesi kapatma. Rahatsız etme modu. Tiyatro modu. Su. Arkadaşlar su geçirmemesini istiyorsanız bunu yapacaksınız. Ben geçen böyle bir hata yaptım. Bunu açmadan kullandım. Bir şey olmadı çok şükür ama yani olabilirdi de bakın şöyle göstereyim. Yani bunun amacı şey yani bunu suya girmeden önce açıyorsunuz. Su geldiği zaman buna eee dijital crown deniyor şuna. Bunu ittirdiğiniz zaman arkadaşlar içindeki suyu atıyor yani kısaca. Gerçekten güzel bir özellik. Ulan antrenmanı niye kapatamadım ki ben? Antrenmanı kapatamadım. Bir saniye şöyle bitirdim. Evet, çok güzel. E, arkadaşlar sonra arama yapabiliyorsunuz dediğim gibi. E, favoriler var son aramalar kişiler buradan şu şekil bu dijital kron her şeyi yöneten bir şey e, kişiler kısmı var mesela kişilere tıklıyorum atıyorum buradan iniyorum aşağıya şu an inşallah gözüküyordur arka kamerayla çektiğim için kendimi göremiyorum her neyse burada kişiler var işte son aramalar vesaire gerçekten bu özellikleri güzel babamı arıyorum şu an mesela sallıyorum size e, geri geleyim sesli arama falan diyor yani şu kısımdan dediğim gibi arama falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, telefon gelirse de telefonunuzun ek, şey e, saatiniz mesela kolunuzda şöyle bassayalım. Telefon geldiğini varsayın. Şöyle kapatıyorsunuz ekranı. E, sessiz alıyor otomatikman. E, telefonunuzdan e, şu tuşa basarsanız bunu sessiz alıyor. Yani bir sürü özelliği var dediğim gibi anlatmakla bitmeyecek kadar var. Sonra e, tekrar şöyle göstereyim başka ne özelliği var hemen şöyle bakayım size gösterebileceğim. Buradan e, kişileri bul falan var yine iPhone'da olan uygulama arkadaşlar. iPhone'da olan uygulamaların çoğu burada var yani. Şöyle geri geleyim. E, hesap makinesi var. Ya yani diyeceksiniz ki ulan nasıl olacak bu iş? Ya yani buradan hesap makinesi yapılıyor arkadaşlar. Arkadaş, e, arkadaşlar şunu söyleyeyim bunda bir kamera yok. E, ha Apollo kısmı var ama şarkı dinlenmiyor. Hani şarkıyı açıyorsunuz ama buradan değiştirebiliyorsunuz sadece. Yani şey yapamıyorsunuz. Neden onun adı? Yani şarkıyı buradan dinleyemiyorsunuz. Rappörlerinden ses çıkmıyor şey olarak. Şarkı olarak ses çıkmıyor. Bilmiyorum yapan var mı veya ben mi bilmiyorum. Bilmiyorum onu da. Yani o da öyle bir özellik. Sonra burada ziraat bankası, İş bankası gibi şeyler var. Ziraat bankasına tıklayalım mesela. Ama en yakın ATM falan gösteriyor olması lazım. Yani bakın gördüğünüz gibi randevu al falan. Buradan hesap bilginizi göremiyorsunuz. Yani öyle bir özellik yok maalesef. E Mail kısmı var arkadaşlar. Mailde e mesajlarınızı görebiliyorsunuz. Ama yanıtlayamıyorsunuz. Sonra e, Instagramdan atıyorum, şey WhatsApp'tan falan bildiriminiz geliyor. Bunları sesli olarak yanıtlayabiliyorsunuz. Yani e, siz söylüyorsunuz, o yazıyor, kendi kendine atıyor. E, yoksa hazır e, şeyler var, talimatlar atıyorum. Tamam var. E, müsait değilim var. Aynı e, iPhone'u meşgul atarken gibi düşünün. Bu özellikler var yani. Başka da bir şey yok yani. Yoksa gidip de böyle tık tık tık, tık yazamıyorsunuz buradan. O özelliği kötü yani. Yalan yok şimdi. Düşünsenize hani, yani telefonunuz bir yerde telefon hemen hemen bir 50 metreye kadar çeker herhalde. Bilmiyorum da tam ne kadar çekme şey olduğunu. Yani oradan atıyorum uzakta böyle olsanız telefonu çıkarmayacağımızdan yazmanız lazımdı. Ben bu özelliği çok yani isterdim, beklerdim. Ama olmadı. Burada App Store kısmı var. Olmadı diyorum ya. ya. Yokmuş yani daha doğrusu. Burada App Store kısmı var arkadaşlar. Bu App Store'dan sadece bu yani Apple Watch'a özel uygulamaları indirebiliyorsunuz. Gidip de oyun oynayamıyorsunuz yani. yani. Bunun için oyun var mı bilmiyorum da. Yani gidip de PUBG falan oynayamazsınız. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Cahil çok yani öyle bir şey de zaten olabilir. Kronometre kısmı var. Bütün özelliklerini sayayım size şöyle Telegram'ı bakayım Telegram'dan mesajları görebiliyor mu? Telegram'a bağlamam lazım. Messenger var arkadaşlar mesela. Bakın işte bu da iPhone'a giriş yapın diyor. Şu an e, tekrardan açtığım için. Arkadaşlar kamera kısmı şöyle bir muhabbet var bakın. Bir saniye. Bak bu özellik de gerçekten çok güzel. Bakın kapattığım varsayım. Şöyle göstereyim size. Kapattım mı varsayın? Açtım, kameraya tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera açıldı. Şimdi e, mesela atıyorum bir yeri çekeyim. Şöyle göstereceğim. Mesela tak çektim. Gördüğünüz gibi çekti arkadaşlar. Veya ben buradan da ayarlayabiliyorum atıyorum. Şu an kapattım ama ben çektim yani orada kale, galeride kaydoldu. Buradan fotoğraflarınıza da bakabiliyorsunuz falan filan derken mesajlarınızı görebiliyorsunuz. Ya daha sayamayacağım kadar özelliği var. Ee, arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ee, alınmalı mı diye eğer ki bu videodaysan alım almak için bu videoyu izliyorsan sana şunu söyleyeyim kardeşim. Eğer ki ihtiyacın varsa al. Ama yani şöyleysen yani çok zengin para babasıysan da al. Çünkü ona sana dokunmaz alırsın satarsın hesabı veya alırsın çöpe atarsın yani öyle çok zenginler için söylüyorum ama e, ne bileyim böyle orta halli yani böyle hevesi olan adam var almasın abi bana, bana sorarsanız gerek yok yani ben aldım dediğim gibi ilk yani satmak da istemem ama hani böyle alan biriyim ama kolay kolay da bir şeyimi satmam o yüzden e, arkadaşlar nasıl diyeyim size elimdeki malın kıymetini bilmeye çalışıyorum elimden geldiğince o yüzden ben satmıyorum yani Satmama nedenim o yoksa e, taktığım da yok ama Boşa duruyor evde kısaca öyle söyleyeyim. İhtiyacınız varsa eğer ki telefonla uğraşamayacak vakitteyseniz ve e, nasıl diyeyim size? telefonunu genelde kullanamıyorsanız bu şart bu saat zaten size şart oluyor ve siz ona otomatik olarak almış olacaksınız. Ama hobi olarak almak isteyen varsa da alsın. Ben tabi kimseye burada mal kötü demiyorum. Mal çok iyi bir mal. Ama şunu söyleyeyim geçici bir heves her şey gibi. bir kulaklık alacak alsanız bile bugün iki kere taktıktan sonra hevesiniz kalmayacak. Yani huzili fuzili mi derler? Huzili mi derler? Öyle bir yani onun için bu kadar para vermeye gerek yok bence. Sıfırları 1.5 milyar arası 1.5 milyarla 1.800 arası falan değişiyor yani. Bu kadar arkadaşlar benim anlatmak istediklerim. Deyince konuları bu kadar. Yani anlatabilecek her şeyi anlattım. Gime geliyor. Yani bütün özelliklerini anlattım hemen size. Ee, daha fazla bu tür videoların gelmesi için beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.